Alo mu hocam paylaşım yapıyorum. olmadı mı? hala ekran kapalı görünüyor. Benim bilgisayarımda. Ya henüz paylaşım yapmadım. Ee. Siz kısa bir tanıtımdan sonra isterseniz paylaşım yapın. Peki nasıl uygun görürseniz. Ya, estağfurullah. Ben, ben ekranda görünmüyorum hocam, kolay ama geldin. ben arz edebilirim. Ee, şu anda şu anda siz ekranda görünüyorsunuz. Ben görüyorum. Herhalde arkadaşlar da görüyorlardır. Öyle mi? Tamam. Evet şu anda siz ekrandasınız hocam. Şimdi heh, şimdi görünüyoruz hocam. Az önce de görünüyoruz. Açık videomuz açık hocam. Ağzı <laughs> billahi <laughs> Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Muhterem kardeşlerim, bir müddettir devam ettirdiğimiz Ahmet İbni Hanbel Rahmetullahi Aleyh'in kitabı Zühdünü Rabbim lütfederse okumaya devam ediyorduk. İnşallah e, ee, Cenab-ı Hak lütfeder bu imkanı devam ederiz. Ee, tanıtım dersinde fakirle alakalı birkaç hususu arz etmem, arz etmem bir de Çok gerekli miydi bilmiyorum ama kardeşlerimin takdirlerine saygı duyuyorum. 1951 yılında Ankara'da dünyaya geldim. Böyle bereketli bir evdi Allahu alem. Dedem Molla İsmail Tilo'nun ciddi alimlerindendi. Dedemin babası özür diliyorum. Babam da eserleri olan baizlik yapmış, müftülük yapmış. Öyle güzel bir evde Cenab-ı dünyaya gelmemi takdir buyurmuş. Ankara İmam Hatip Okulu'ndan mezun oldum. 1968-69 yılında. Bu arada İmam Hatip Okulu'nda o zaman adı öyleydi. Ankara'da bir taneydi ve 7 yıl başlangıçta girildiğinde öyle devam ederdi. Adı lisede değildi zaten. Liseye denk de kabul edilmiyordu. Mezun olduğum yılda arkadaşlarım lise son sınıf fark derslerini vererek lise diploması alarak fakültelere devam ettiler. Babam rahmetli İslam Enstitüsü'ne gitmemi takdir etmişti. Öyle uygun görmüştü. İzmir Yüksek İslam Enstitüsü'nü kazandım. 1969-73 73-74 yılında mezun oldum. 75 yılında Erzurum İslami İlimler Fakültesi'nde doktoraya başladım. Muhammed Hamidullah hoca gibi böyle çok kıymetli hocalar. Benim hocam da rahmetli Muhammed Tayyip Okiçli'ydi. Doktora danışmanım oydu. Böyle seminer çalışmalarını yüksek lisans tezi gibi uygun gördüler ve 1975'te orada doktoraya başladım. Hocamın Allah rahmet eylesin Muhammed Tayyip Ok için 1977 yılında vefatından sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Cenab-ı Hak hayırlı ömürler versin. Mehmet Said, Hat Mehmet Said Hatipoğlu Hoca da doktorumu, doktoramı 1980 yılında tamamladım. 1975'te başlamıştım. Bu arada askere gidip geldim. Takriben 3 yıl sürdü doktora çalışmalarının tamamlanması. Diyanet İşleri Başkanlığı adına doktora yaptığımdan orada çalışmak zorundaydım. 5 yıl mecburi hizmetimi Ankara'da Yeni Mahalle Müftülüğü'nde tamamladım. Bu arada camilerde vaazlar gibi, sohbetler gibi o kabil müftülük hizmetlerinde istihdam edildim. Çok ilahiyat fakültesi yoktu o dönemde, arkadaşlar takdir ederler. Allah rahmet eylesin, Cumhurbaşkanımız o dönemde pek çok üniversitenin kurulmasını e, takdir etmişler. Sakarya'da, İslam, Sakarya Üniversitesi açılınca orada açılan ilahiyat fakültesinde müracaat ederek yardımcı doçentlik kadrosuna atandım. Ama 1980-1990 1985-1995 yılları arasında lisede din dersi, din kültürü ahlak bilgisi dersi öğretmenliği yaptım. 1995 yılından 2010 senesine kadar Sakarya Üniversitesi'nde Yardımcı Doçentlik, Doçentlik, Profesörlük safhaları gibi safhalar geçirilmiş oldu. 1999 yılında meşhur deprem olunca o tarihte pek çok arkadaşım gibi ben de Sakarya'dan taşınmak durumunda kaldım. Afrika'da Güney Afrika Cumhuriyeti'nde West Ham Cape Üniversitesi'nde bir yıl misafir öğretim üyeliği yaptım. Daha sonra Nijerya'dan bir talep oldu. Kano ve Kaduna şehirlerindeki üniversitelerde yine doktora yüksek lisans programları gibi, seminerler gibi bir takım derslerle takriben 8 sene kadar o civarda orada görev yaptım. 2015 tarihinde Ankara'da Cumhurbaşkanımız, o zamanki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cenab-ı Hak hayırlı uzun ömürler versin. Onun üniversiteyi açmasıyla ve Yıldırım Beyaz Üniversitesi'ne profesörlük kadrolar devam etmek üzere müracaat ettim. Kabul ettiler oradaki arkadaşlarımız. Oradan emekli oldum ancak şu an halen orada doktora yüksek lisans danışmanlıklarını fahri olarak devam ettiriyorum. Resmi olarak devam ettiriyorum. Fakirle alakalı hususlarda başka ne söylenir bilmiyorum birkaç çalışmamız olmuştu doktora yüksek lisans çalışmalarında. O dönemde hocamız da öyle tavsiye buyurmuştu. Muhammed Tayyip Okiç rahmetli. Abd ibn Hümeyd'in El Muntakab Min Müsnedi Abd Hümeyd adıyla bulunan gerçek tam müsnedi El Müsnedül Kebir'i bulmak mümkün değildi. Hala bulunamadı. Onun tahkikli, tenkitli neşrini, dokuz kadar nüshasını Allah rahmet eylesin, Muhammed Hamidullah hocanın desteğiyle Hindistan'daki nüshayı, diğer nüshaları cenabı Hak getirmeyi, bulmayı nasip etmişti. Onu hazırlamıştım. El-Amili'nin Erba'in isimli bir eseri var. 200 civarındaki hadisle 40 hadisi şerh ettiği doçentlik çalışması öyle bir çalışmaydı. Bakalım birkaç neşredilmiş çalışması var. Öyle çok kayda da değmeyebilir bunlar. Evet, ben dersimize geleyim uygun görürseniz. Biz arkadaşlarımızla bir grupla beraber Eşifâ Eş bir tarif hukuk-ı Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onu okuduk. Bir grup arkadaşla Eşifâ Eş bir tarif evet Eşifâ Eş bir tarif hukuk-ı Mustafa onu okuduk. Pek çok eseri arkadaşlarımızla beraber Buhari'yi şu anda okumaya devam ediyoruz. Tülme Mesabihi bir grupla okumaya devam ediyoruz. Ramuzül Ahadisi bir grup arkadaşımızla okumaya devam ediyoruz. Böyle e, okuma gruplarımızla internet üzerinden yaptığımız, yüz yüze yaptığımız dersler var. Haftada iki defa yüz yüze, haftada dört defa da internet üzerinden, Zoom programı üzerinden, şimdiki bu programdaki gibi bu dersleri devam ettirmeye çalışıyoruz kardeşlerimizle arkadaşlarımızla beraber. Biz bir müddet önce Ahmed İbni Hanbel'in kitabı Zühd'ünü okumaya başladık. Edüres'de e epey e, kitap okuduk arkadaşlarımızla beraber. Beraber internet üzerinden kitaba kitabı yansıtarak ekrana arkadaşlarımızla beraber takip ettik. Bir müddettir de Ahmed İbni Hanbel rahmetullahi aleyh'in Kitab-ı Zühd'ünü okuyalım diye karar vermiştik. Edüresse Allah razı olsununu kabul etti. Ve bugün itibariyle zannediyorum 1600 civarında, 1700 civarında belki hadise kadar okuduk. Arkadaşlarımız da uygun görürlerse Kitab-ı Zühd gerçekten çok önemli bir eserdi ve ilk dönem zühd kitaplarından. Ben zühd edebiyatıyla alakalı birkaç hususu kardeşlerimle paylaşmak istiyorum. Bir kere zühd esasında belki ondan başlamak daha mı uygun olur? Dünyaya çok rağbet etmemek, dünyayı terk etmek ve dünyaya meyletmemek, dünyanın süsüne, ziynetine aldanmamak, ahireti dünyaya tercih etme, o manada dünyaya takılmama. Bu konuda Hz. Ayşe radıyallahu, anh'ın anh naklettiği bir rivayet var. Buhari'de geçiyor bu rivayet. Tarihi Bağdat'ta da enteresan bir şekilde bu rivayet var. Ensardan bir kadın Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hanesine gelmişti. Orada Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yatağının katlanmış bir şilteden ibaret olduğunu görünce evine gidip içi yün doldurulmuş bir yatak getirdi, gönderdi. Efendimiz evini teşrif buyurduğunda Nedir bu diye sordu Hazreti Ayşe annemize. Resul-i Kemal aleyhissalatü vesselama onun işte filan hanımın gördüğü şilteden dolayı Efendimiz böyle yatsın bu yatak üzerinde diye gönderdiğini söyleyince Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam ben evimde bulunmasını arzu etmiyorum. Geri gönderin buyurdu. Hazreti Ayşe diyor ki ben böyle bir yatağın evinde bulunmasını çok istiyordum. Bir şey demedim. Resul-i Ekrem Vesselam ikinci defa, üçüncü defa söyleyince geri gönderdim buyuruyor. Efendimiz Sufi Ashabı'nı bu anlayışla yetiştirmişti. Zühd anlayışıyla yetiştirmişti. Dünyanın terki değil. Belki infak eksenli bir hayatı zühd olarak görüyoruz. Zühd malum haramdan kaçınmaktır, ahirete yönelmek, dünya ihtirasından vazgeçmektir. Fuzuli lüzumsuz olanı terk etmektir. Kur'an-ı Kerim ve sünnete göre bir zühd hayatı, kitab-ı zühdlerde pek çok kitab-ı zühd vardı. Biz Ahmet İbni Hanbel'in kitab-ı zühdünü tercih ettik. Kitab-ı zühdlerle alakalı birkaç kelime uygun görürseniz arz etmek istiyorum. İlk defa, Zeynel Abidin bin Ali radıyallahu anh'ın bir eseri var. Sahifetü Ali ibn Hüseyin ve kelamuhu fi şeklinde. Ondan sonra Hasanül Basri'nin rivayetlerinin toplandığı bir eser var. Hasanül Basri Hicri 110'dur vefatı. Zeynel Abidin bin Ali 92 Hicri. Sonra Zaide bin Kudame'nin bir kitabı zühdünden bahsediliyor ki onu biz göremedik. Abdullah İbni Mübarek'in Kitab-ı basıldı. Onu bulmuşlardı. 181'dir. Kitab-ı Zühd ve Rekaik. Ondan sonra Muafa İbni İmran El-Ezdi'nin gerek Abdullah İbni Mübarek'in gerek Muafa İbni İmran'ın Kitab-ı Zühtleri de tercüme edildi. Ondan sonra tabiinden Muhammed İbni Fudayl gibi, Veki bin Cerrah gibi, Esed İbni Musa gibi, Bişr er El-Hafi gibi pek çok kimsenin Kitab-ı zühdü var. Ondan sonra bizim okuduğumuz kitap Hicri 241'dir vefatı. Ahmet bin Muhammed bin Hanbel. Ama babasından daha çok dedesiyle tanınıyor. Ahmet İbni Hanbel şeklinde. Hambel dedesinin adı malum. Pek çok eser telif ettiği gibi müstakil kitabı zühdü de var. İşin doğrusu biz zühdle alakalı o kadar çok müellefatı tanıyoruz ama bizim musanneflerde, camilerde, sünenlerde de kitab-ı zühd bölümü var arkadaşlar. Müstakillen zühdle alakalı olmasa da bu eserler. Mesela İmam Bukhari'nin kitab-ı zühd ve rekaik bölümünde 53 bab var, pek çok rivayet var. Şu anda biz arkadaşlarımızla beraber pazartesi, perşembe Buhari'nin Kitab-ı devam ediyoruz. Zannediyorum önümüzdeki hafta Kitab-ı Rikak bitecek. Kitab-ı Hudud mu geliyor ondan sonra? Hatırımda değil tam. Buhari'de de Kitab-ı Zühd ve Rekaik şeklinde Buhari'de Kitab-ı Rikak şeklinde geliyor. Müslim'de Kitab-ı Zühd ve Rekaik şeklinde orada da 15 bak var. İbn-i Mace'nin süneninde 241 rivayet var. Kitab-ı Zühdünde özür diliyorum. Süneninde. Tirmizi'nin Süneninde 111 tane zühd rivayeti var. Böylece musanneflerde e, müsnetlerde müsnetler malum ale rical tertipler. Orada pek çok rivayeti görüyoruz. Hemen hadis müellifatının pek çoğunda zühd rivayetlerine rastlamamız mümkün. Biz bugün görürseniz Ahmed bin Hanbel'in hayatından bir nebze bahsedip ondan sonra Kitab-ı Zühd'ü ile alakalı birkaç kelime arz edip sonra da Kitab-ı Zühd'den örnekleri sizlerle beraber paylaşalım. Arkadaşlarımız takdir ederlerse, devam etmeyi arzu ederlerse inşallah eski dersleri, daha önce okunan dersleri arkadaşlarımız muhafaza ediyorlardı. Onların adreslerini alarak onları takip etmekte mümkün olabilir diye düşünüyorum sormadım arkadaşlarıma bunu nasıl yaparız diye ama herhalde öyle kaydediyorlardı arkadaşlar kayıtlar tutuluyordu. Evet. Ehl-i sünnet imamlarından Ebu Abdille Ahmed bin Muhammed bin Hanbel Şeybani 164 senesinde dünyaya geldi. Hicri 241 tarihinde de vefat etti. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın soyuna birleşiyor. Efendimizin dedelerinden nizarla birleşiyor Efendimizin soyuna. Evet, Abbas ordusunda çocukluğunda görev almış. Onlu yaşlardan sonra da bırakıyor, bakıyor. Çok ona göre değil bu işler. 15 yaşında ilmi çalışmalarıyla alakalı çok ciddi bir gayret içine girdiğini görüyoruz. Hayatına baktığımızda tabiinden çok ciddi hocalar var. Mesela Ebu Yusuf İmam Azam'ın talebelerinden, onun hocalarındandır. Veki bin Cerrah tabiinden, onun hocalarındandır. O kadar çok hocası var. Mesela Ebu Davud et-Tayalisi, Yahya bin Said el-Kattan, hocalarından sayamayacağımız Süfyan bin Uyeyne, İmam Şafii, o kadar çok hocası var. Abdurrezzak meşhur mus musannef sahibi onun hocalarından. Talebeleri içerisinde de çok meşhur kimseler var. Ahmed bin Hanbel'in talebelerindendir İmam Bukhari, İmam Müslim, Ebu Davud, Abdurrezzak, İmam Şafii, bütün bunlar evet Ahmed bin Hanbel'den hadis öğrenen talebelerde Öyle yüzlerce. Bir rivayet 241 olarak hatırlıyorum talebelerinin sayısını. Onun en meşhur eseri müsnet bildiğiniz gibi bir milyon civarı da hadisin hafızı olarak naklediliyor Ahmet İbni Hanbel rahmetullahi aleyh. Ve kötü bilsiz adam bir tanesidir. En sahih hadis kitaplarından saydığımızda dokuz tanesini Onlardan bir tanesini Ahmed İbni Hanbel'in müsnedi olarak sayarız. Kendisi zaman zaman içindeki rivayetlerden bir kısmını kendi şartlarına sahih göre sahih görmediğinden çıkarttı. Ahmed İbni Hanbel rahmetullahi aleyhin sadece müsnedini kendisi yazdı. Diğer eserleri talebelerinin ondan dinledikleriyle oluşturulan eserlerdir. Kitab-ı Züh de bu arada oğlunun bizzat hem kendisinden duyduğu rivayetler hem babasından duyduğu rivayetler hem de hocasından duyduğu rivayetlerle tertip ettiği bir tertip ettiği bir eserdir. Çok eseri var Ahmet İbn Hanbel'in ama bunlardan az önce arz ettiğim gibi sadece Müsned'i bizzat kendisi telif ediyor, kaleme alıyor. Ama onun dışındaki eserleri talebeleri tarafından. Mesela Es-Sünne var, Usulü Sünne var, Kitab-ı Fada ile Sahabe var, Erred Ale Zenadika ve Cehmiye isimli bir eseri var, Kitab-ı Salat, kitab Eşribe, kitab Vera, kitab ilal ve Marifet-i var. Bunların bir kısmı e, basıldı. Mesela Kitab-ı ve Marifet-i Allah rahmet eylesin bizim Ankara İlahiyat Fakültesi'ndeki iki hocamız. Talat Koçyiğit hocayla İsmail Allah Ekber. O iki hocamız neşre hazırlamışlardı. İki cilde basılmıştı. Daha sonra diğer ciltlerini de tamamladılar. Pek çok eseri var. Kitabul İman, Kitabul Milel ve Ridde, Kitabul Ahkam, Kitabul Vukuf. Evet. Bu konuda bir eser de var. Darül Felah tarafından neşredilmiş. Ahmet İbni Hanbel ile alakalı 22 ciltlik bir çalışma. Ee, onun bu konudaki pek çok konudaki görüşlerinin bulunduğu bir eser o. Kitab-ı Zühd ile alakalı inşallah arz edeceğim hususlar da var ama önce Zühd ne demek? Onu arz ettikten sonra herhalde kitaba başlamak uygun olabilir çok zamanımız yok diye ben biraz sıkıştırdım konuları arz ederken ama arkadaşlarımızın sormak istedikleri hususlar olursa yazarlar önümüzdeki derste veya şimdi bana ulaşırsa çünkü ekrana ulaşamıyorum ben. Kimler var onları göremediğim gibi kendimi de görmüyorum dolayısıyla. Bana intikal etmiyor. Ha şimdi geldi evet. Allah razı olsun. 1734. hadiste kalmıştık. Evet arkadaşlarımız bundan sonra önceki dersleri ben de talep edeyim yetkili arkadaşımızdan hocamızdan eğer uygun görürse arkadaşlarımız onlar da olabiliyorsa onlarla beraber takip ederiz inşallah. Evet 1734. hadisi ben okumaya başlayayım. Haddesene Abdullah Haddeseni Ubeydullah bin Ömer burada Ahmed bin Hanbel'in oğlu Abdullah gördüğünüz gibi ama babasından değil çünkü pek çok rivayeti babasından naklediyor ama onun dışında da dinlediği zaten eser Ahmed İbni Hanbel'e nispet edilse de fakat bütün müsnet dışındaki eserlerin tamamı talebelerine belki isnat edilmesi doğru olur. Evet. Haddesana Mu'temir İbni Süleyman, Haddesana Ali İbni Zeyd İbni Cedan, ciddi anlamda telaffuz ediliyor kale hatiba ben Amr ibn Abdülaziz rahimeullah bi khunasira taqala i'lamu en el ibadete eda'ul feraid ve snabur mahalin evet bu bi beldena du khunasira oradaki hutbesinde Amr ibn Abdülaziz şöyle diyor i'lamu en el ibadete eda'ul feraid bilin ibadet, feraizin yerine gelmesi ve meharimden de Allah'ın haram kıldıklarından da sakınmaktır. Evet, ibadet budur diyor. Zühd olunca, evet. Haddesene Abdullah, haddeseni Ubeydullah ibn Umar <laughs> el-Kavaridi. Kale haddesene Ebu Ahmed el-Zübeydi. Kale haddesene Şu'be ibn Ziyade el-Ümevi yahut el emevi Kale, Raitu Amar ibn Abdülaziz rahimahullah. آخذا بِعُكْنَةٍ من عُكنة عبد الله بن حسن فغمزها وقال اني لأرجو الشفاعة بها يوم القيامة. ابت. Evet. إِبْنَ بن عبد العزيز رحمه الله عليه. عزت حسن نوضه عبد الله Hazreti Hasan'ın oğlu Abdullah Hazreti Hüseyin'le beraberdi ve Kerbela'da şehit olanlar arasındaydı. O zaman 12 yaşındaydı Abdullah İbni Hasan. Radiyallahu anh diyelim. Hazreti Hasan'ın, Hazreti Ali'nin torunu. Onun evet kaftanına dokunuyor Ömer İbni Abdülaziz. Ona dokunuyor ve remze hevkale inni le ercu'u'ş şefaate biha yevmel kıyame umuyorum ki diyor ben bu amelimle yani Hazreti Hasan'ın oğlu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın torununu kaftanına değmekle Cenab-ı Hak kıyamet günü cedde emcede Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail olurum diye düşünüyor. Haddesene Abdullah kala haddeseni Ubeydullah ibn-i Muad el-Amberi kala haddeseni Ebi kala haddeseni Kurre An Muhammed ibn al-Walid ibn Uthba ibn Abi Sufyan, haddethana Walid ibn Hisham ibn Abi al-Walid ibn Uqba ibn Abi Muayyad qale: arda ardakede ve kede. Biz böyle bir yere indik diyor. Bir mekana geldik. Söylemiyor mekanın adını. Faqala rajulun Bir adam dedi ki: "Ela tasma'u ma yaqul rahibu Duydunuz mu? Burada bir rahip var. Onun söylediklerini Zamenne Süleyman Emirül Müminin tüvfiye, tüvfiye. Bu rahip diyor ki halife Süleyman vefat etti diyor. Kale femen ustuhlife ba'dehu ona diyorlar. Kim peki Süleyman'dan sonra Emevi halifesi? Süleyman'dan sonra kim halife olacak? Kale el eşeş Umar ibn Abdil Abdülaziz. Evet. Ömer ibn Abdülaziz olacak diyorlar. Rahibin sözünü naklediyor Eşeç. Yani Süleyman'dan sonra o rahip Ömer ibn-i Abdülaziz'in Emevi halifesi olacağını söylüyor. فَلَمَّا قَلِبْنَا اَشْشَامَ اِذَا هُوَ كَمَا قَالَ Şam'a gittiğimizde bir dene görelim. Gerçekten Ömer ibn Abdülaziz halife olmuştu diyor. فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الرَّابِعِ نَزَلْنَا ذَٰلِكَ الْمَنْزِلَ Fetehu <feyatav> zelike racul. Dördüncü seneydi diyor. Evine gittiğimizde, rahibin evine gittiğimizde. Fetehu <feyatav> ve nezelne zelike <el> menzile. O yere gittiğinde yeri tam söylemiyor. Fetehu <feyatav> zelike racul. Dozat yine geldi. Dedi ki, fakale. <feyatav zelike racül> Ya rahibu, el hadisü lezi haddettenehu vecedenehu kema kulte. Rahibe diyor ki, dediğin gibi oldu gerçekten. Süleyman vefat etmiş, onun yerine Ömer bin Abdülaziz dediğin gibi halife olmuş. Kale rahip şimdi şöyle diyor. Fe innehu vallahi lekad sukiye umeru <laughs> esümme. Rahip diyor ki, vallahi diyor, Ömer'e zehir içirilmiş, içirildi. Feteytu Umar'a feakhbertuhu. Yani daha önce rivayette geçmişti. Rahip diyor ki söyleyin tedavisini olsun. Yani zehir içirilmiş. O zehir onun vefatının sebebi olur. Mutlaka tedavisine baksın. Feteytu Umar'a feakhbertuhu. Ben Hazreti Abdullah bin özür diliyorum. Ömer bin Abdullah'ın yanına gittim ve söyledim. Rahip böyle söylüyor kale vallahi lev la khabbertuke bi sa'ati allati suqitu fiha Allah yemin ederim ederim ki eğer istiyorsan ben o zehri hangi saatte içtiğimi biliyorum sana haber verebilirim Kult efalet tedareke, nefseke yani sen bu ilacı bu tedaviyi neden tedarik etmiyorsun? Neden kullanmayacaksın dedim diyor. Kale, "Mehippe ennekmune iyi. En ahke iyi. Ben diyor o ilacı almak istemiyorum. O ilaç benim burnuma dokunmak olsa bile ben burnuma dokunmayacağım." O şehadeti arz ediyordu ve bundan dolayı da şehit oldu. Ömer bin Abdülaziz'in vefatının sebebi kendisine içirilen o zehir. Akrabaları, hilafette gözü olan kimseler böyle bir ihanet yapmışlardı. O da bunu biliyordu. Nereden geldiğini de biliyordu. Ama içtikten sonra fark etti. Ama kadere teslim olmayı tercih etti böyle. Evet. Haddesene Abdullah. Haddeseni el Hasan ibn Abdul Abdülaziz. Kale ketebe ileyne damra an raca ibn-i ebi selame. Kale lemme mate Abdülmelik ibn-i ibn Abdul Abdülaziz. Ömer İbn Abdülaziz'in oğlu vefat ediyor. Ketebe Ömer Ömer Abdülaziz ile Emsari yenha en yunaha aleyhi. Ömer İbn Abdülaziz o dönemde halife ve beldelere talimatname gönderiyor. Kimse benim oğlumdan dolayı beldelerde taziye programı tatbik etmeyecek, uygulamayacak. Yenha en yunaha aleyhi. Evet, bunun için taziye programı yapılmayacak. Ve ketebe en Allah azze ve celle ahabbe kabdahu ve auzu billahi en uhalife muhabbetahu. Evet. Cenab-ı onun ruhunu kabzetmeyi takdir buyurdu. İstedi. ahabbe kabdahu ve auzu billahi en uhalife muhabbetahu. Ben Cenab-ı Hakk'ın bu takdirine karşı çıkmaktan Allah'a sığınırım diyor muhalefet hudan. Evet. Cenab-ı Hakk'ın takdirine muhalefet onun muhabbetine evet şey görüyor engel görüyor. Onun takdirine razı olma şeklinde görüyor. Takdiri öyle. Haddesene Abdullah, haddesene Harun, haddesene Damra, haddesene İbni Şevzeb, hale ketebe Salih İbni Abdirrahman ve sahibun lehu kad vellâhumâ Ömer İbni Abdülaziz şeyen min Umur-i Iraki. Evet. Salih İbni Abdurrahman'la evet bir arkadaşını Ömer İbni Abdülaziz Irak'ta bir kısım görevlerle görevlendirdi. Evet İbni Şevzeb bunu naklediyor. Salih İbni Abdurrahman ve bir arkadaşı Ömer İbni Abdül Aziz'e mektup gönderiyorlar. Min umurul Iraki, Irak'ta, Irak'taki bir, takım işlerle alakalı. Mektupta da şunları yazıyorlar. Feketebe ila Umar'a yu'didane aleyhi ennen nase la yuslihukum illa seyf. Bu mektupta da diyorlar ki bu adamlar ıslah olmazlar. Sadece bunların ıslahı kılıçladır. Yani bunların öldürülmeleridir bunların ıslahı. Başka türlü ıslah olmayacaklar. Bu iki görevlisi Ömer İbni Abdülaziz'in Irak'ta tespit ettikleri iki tane adam var. Bunların ölümüyle ancak ıslah olur bunlar. Başka türlü ıslah olmazlar diye mektup gönderiyorlar. Feketebe ileyhime Ömer İbni Abdülaziz Rahimahullah mektup gönderiyor bu iki görevlisine. Salih bin Abdurrahman da bir arkadaşı daha var. Onun ismini vermiyor burada. Mektupta şunu yazıyor. Habisin min el hubsi zediin min al Evet. Başlayın. Habislerden iki habis. Alçaklardan iki alçak. Tu'ridani illeyye bidime il müslümin. Bana iki tane Müslümanın kanını dökmeyi teklif ediyorsunuz. Ma ahadun nas illa ve damukum ehvenu aleyye min damihi bence önemli olan kanı dökülmesi olan dökülmesi gerekli olan hatta daha kolay olan siz ikinizsiniz. Başka bir Müslümanın kanına dökülmesini hiçbir zaman düşünmedi. Evet. Böyle bir yanlış iştihatlarını, yanlış kararlarını onlara bu şekilde bildiriyordu. Ömer İbni Abdülaziz Rahimahullah. Evet. 1739. rivayete geldik. Haddesene Abdullah. قال حدثنا منصور بن بشر قال حدثنا أبو سعيد المؤذن يعني محمد بن مسلم بن أبي الوضاح أنا عبد الكريم ben şunu arz etmeyi unuttum arkadaşlarım özür dilerim kitab-ı zühtte 18 tane peygamberin zühd hayatları anlatılıyordu başta Resul-i Kibriye aleyhissalatü vesselam olmak üzere ondan sonra 22 tane sahabinin Başta Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali ve 22 sahabinin Zühd hayatıyla alakalı rivayetleri vardı. Bu kitabın başında onlar. Ondan sonra da tabiinden 21 tabiinin rivayetleri var. Biz takriben 10 civarında tabiinin rivayetlerindeyiz şu anda. Yani 10 tanesini okuduk kalan evet belki 10 11 tane kaldı. İnşallah Ömer bin Aziz'den sonra onu okuyacağız. Ama Ömer bin ile beraber biz 21 civarında tabiinin rivayetlerini görüyoruz. Arkadaşlar şunu da arz etmemde fayda var. Tabiinin rivayetleri 21 tane görünüyor da mesela Ömer bin Aziz'in rivayetleri arasında o kadar farklı tabiinin rivayetlerini. Hasanül Basri'nin rivayetleri arasında o kadar farklı tabiinin rivayetlerini okuduk ki başlıkları Allah rahmet eylesin oğlu mu koydu bizzat daha sonra yoksa neşre hazırlayanlar mı koydu bilemedim ama e, mukaddimesinde bu kitabın mukaddimesinde 21 tane tabiinin rivayetlerinin başlığı altında görüyoruz ama bu başlıklara riayet edildiğini çok göremeyebiliyoruz. Burada da göreceğimiz rivayetler olacak. Ömer bin Abdülaziz'in dışındaki kimselerden o dönemdeki tabiinden rivayetlerde içinde yer almış. Yani tertibi tam yapılmış değil Allahu alem. Belki daha güzel bir tabının yapılması uygun olur herhalde. Evet. Bu arada istitradi olarak buna girdim ben. 1740. rivayetteyiz herhalde. Haddesene Abdullah Kale haddesene Muhammed İbn-i Sabbah El-Bezar Yoksa bir önceki rivayette miydik? Çok özür diliyorum. Evet. 1739. rivayette kalmışız. Haddesene Abdullah Kale haddesene Mansur İbn-i Bişir Kale haddesene Ebu Said el -Müeddin. Yani Muhammed bin i Müslim İbn-i Ebil-Vaddah An Kerim kale Ömer ibn Aziz. Evet. Hazreti Ömer Ömer bin Abdülaziz e şöyle deniyor. Cezake Allah anil İslami hayran. Allah sana hayırlı karşılıklar, mükafatlar versin. Kale bel cezallahu İslam'a anni hayran. Evet. Sana Allah hayırlı bir ömür lütfetsin diyorlar. O da diyor ki hayır. Cezallahul İslam anni hayra. Allah İslam'a hayırlar versin. Cezallahul İslam anni hayra. Evet, İslam'ın bana olan lütuflarından dolayı, İslam'ın bana olan kazandırdıklarından dolayı İslam'la ben kazandım. Allah, İslam'a hayırlar versin. O bana hayırları kazandırdı. O bana, evet, Rabbimi, Rabbimin emirlerini, evet, hayatımı tazimi, o öğretti bana. İslam'dan dolayı, evet, ben öğrendim. Allahül i̇slama 1740. rivayet. Haddesene Abdullah, hala haddesene Muhammed ibn-i Sabbah el -bezzar. Ebu Cafer, haber bize İsmail ibn Zekeriya an Talha ibn Yahya ibn Yahya. Dedi ki: "Ben Ömer ibn Abdülaziz, yanında oturuyordum. Bir adam geldi ve ona dedi ki: "Ey Müminlerin Emiri, Allah senin kalıcı olmanı nasip İsmini söylemiyor o zatın ama Hazreti Ömer ibn Abdülaziz şöyle dua ediyor: "Allah hayatta kalman hayattaysa, hayatta kalman hayırlıysa seni hayatta bıraksın. Böyle bir dua yapıyor. Fakale halife şöyle diyor. Eme zâke fekad furiga minhu ve lakin kul. Hayır diyor. Öyle deme. Ve lakin kul. Ahyâke Allahu hayâten tayyibeten ve teveffâke ma'al-ebrâr. Evet. Allah sana güzel bir hayatı yaşatarak hayatta bıraksın ve seni ebrarla beraber takva ehliyle beraber vefat ettirsin. Böyle söyle. Evet, hayatta bıraktığı sürece seni Cenab-ı Hak ihya buyursun. Evet. Ahya ki Allah hayâten tayyibeten. Tayyip bir hayatın olduğu sürece seni hayatta bıraksın. Vefat ettiğinde de evrarla beraber ruhunu alsın. Haddesene Abdullah haddesene ebi haddesene el velîd ibn-i müslim ebul abbas el-demeşkî bi mekkete anil erzâ'î an Ömer ibn-i abdil-aziz kâle mâ uhibbu en tuhevvene aleyye sekeratul mevtî Nasıl bir dua böyle? Ölüm sekeratının bana kolaylaştırılmasını istemiyorum diyor. İnnehu ahiru me yukefferu bihi anil mer il müslimi. Çünkü o Müslüman bir kişinin en son günahlarının kefareti olabileceği bir durumdur. Yani sekeratta ben sıkıntı yaşarsam benim günahımın kefareti olur o sekerattaki acılar, sıkıntılar benim günahlarımın kefareti olur diyor. Böyle bir duayı yapmıyor. Evet. Haddesene Abdullah, haddesene Ebi, haddesene El-Velid İbni Müslim, haddesene El-Evza'i, an Umar İbni Abdülaziz, rahimahullah, kâne ye'muru nisa'ahu ve benâtehu bil gusli yevmel cuma'ati. Hem kendisi cuma günü bu abdesti alıyordu, hem de kızlarına, ailesine, hanımına, Cuma günü bu abdest almalarını tavsiye ediyordu. Evet bu da nevafilden, sünnetten. Haddesene <laughs> Abdullah, haddeseni el hakem. Kale haddesene damra an el hakem ibni Ebi Gaylan, an Musab ibni Ebi Eyyub. kadesi Semirtu Umar ibni Abdülaziz, rahimahullah, an el alel minberi. Yekulu, minberde şöyle söylüyordu diyor. Musab ibni Ebi Eyyub. İnne Allahe lev erade, en la yu'sa Ma khalaqa <laughs> iblise Cenab-ı Hak eğer iblisin isyan etmesiyle alakalı onu istemeseydi isyanını onu yaratmazdı. Evet o bir vazife yapacaktı. İblisin yaratılmasında hikmet vardı. Evet. İblisin yaratılması şer değil. İnsanlar ona muhalefetle Cenab-ı Hakk'a kurbiyet kazanıyorlar. O bir imtihan vesilesi. Onu insanlar merdiven olarak kullanacaklar. Cenab-ı Hakk'ın rızasına doğru koşacaklar. İblis, lanet, evet, lanetullah aleyh, müminler için kazanma vesilesi, kaybetme vesilesi değil. Kaybeden kendi nefsine uyduğundan dolayı kaybediyor. İblis'e iştirak ettiğinden dolayı ama kendi iradesiyle katıldığından dolayı. Yoksa iblisin yaratılması şer değil haşa. Haddesen Abdullah, haddesen Ebu Salih, el Hakem İbn Musa, kâle haddesen Damra, an Abdülaziz İbni Al-Kattab, kâle kâle Abdülaziz İbni Umar, rahimahullah, kâle li Raca İbni Hayve, meşhur zahitlerden, tabi'in zahitlerinden Raca İbni Hayve, anlatıyor. Men raitu ahadan ekmel aklen min ebike. قال سهرت معه ذات ليلة فغشى فغشى Evet bu hadisi Abdül Evet Ömer bin Abdülaziz'in oğlu Abdülaziz anlatıyor. Babasıyla alakalı bu hadiseyi. Abdülaziz İbni Ömer diyor ki Reca İbni Hayve bana şunu anlattı. Men ra'aytu ahadan ekmele aklen min ebike. Babandan daha akıllı bir kimse görmedi bu gözler diyor. Görmedim. Kale anlatıyor Reca İbni Hayve. Sehirtu ma'ruzate leyletin. Bir gece onunla beraber kaldım. Geceledim. Fe gashe Lamba söndü. Yağ lambası var. İçinde yağ bulunan öyle bir lamba فقال لي رجا dedi ki reca lamba söndü kale reca diyor ki ve vasifun la imun ileceğini e, hizmet eden evde e, yanımızda uyuyor e, onu kaldır evet o gelsin lambanın yağını tamamlasın lambayı öyle yaksın diye düşünüyor. Reca bin Hayve rahimahullah. Fekale kultu lehu fe el vasife uyandırsan vasifi kale Ömer İbn-i diyor ki kadinem ama uyuyor şu anda. Kale fe lehu fe ekumu ene fe esiraca kad gheşe o zaman diyor Raca, ben kalkayım. Madem o uyuyor lambayı ben yağını koyup da lambayı tekrar yakayım. Özür diliyorum. Atladım ben. Ben kalkıp ben lambayı yakayım tamirde şey yapayım yandırayım dedim. Kâle, leşemin mürueti, leşemin mürueti, rjuli istihdamu daifihi. Ömer bin Abi dedi ki, bir adama misafirini çalıştırmak yiğitlik değil, civan mertlik değil. Kâle, fevada tejehu, fe ete esiraje, kalktı sarığını çıkardı, fe ete esiraje. Lambanın yanına geldi. Fe fetiyle tehu, Lambanın fitilini çıkardı. Ve ahraca battaten. Sonra kayna şeyini çıkardı. Alt kısmını. Fe <laughs> Açtı onu. Ve sabbe fissiraci. Veya o yağ şeyinin kabını açtı. Ve lambaya yağını doldurdu. Ve sabbe fissiraci. Lambaya yağını koydu. Evet minha o yağdan. Sümer raca'a sonra geldi diyor. Fekale Ömer bin Abdülaziz lambayı yaktıktan sonra Reca'nın yanına oturdu ve şunu söyledi Reca İbn Hayve'ye. Kumtu ve en Ömer İbn Aziz ve raca'tu ve en Ömer İbn Abdülaziz. Ben kalktığımda da Ömer bin Abdülaziz'dim. Döndüp geldiğimde de bu işi yaptıktan sonra da yani ben bir şey kaybetmedim. Ben neysem oyum zaten. Yani bu hizmeti yerine getirme çok sıradan bir iş. Ve ben bunu çok rahat yapmalıyım. Bir başka rivayette daha önce okumuştuk. Reca bin Hayve diyor, müsaade edersen ben kalkayım. Onu yine müsaade etmiyor. Kendisi bizzat lambayı dolduruyor. Orada çok güzel söylediği bir söz de vardı. Diyor ki gün boyu uyudu diyor bu vasif. Özür diliyorum. Gün boyu çalıştı ve yoruldu diyor. Onu benim uyandırmam. O şimdi uyumalı. O gün boyu çalıştı. Dolayısıyla onu uyandıramayız. Uyandırmamalıyız diyor. Evet. Ömer Abdülaziz'in böyle çok güzel rivayetler var. Onun ifade buyurdu. Haddesene Abdullah. Kale haddeteni el-Hasanübne Abdülaziz el-Cerevi. Kale كتب إلينا damra an yani İsmail ibn Ayyash, an yani Amr ibn Muhajir, kâle, kâne nefakatu Umar ibn Abdülaziz kulle yevmin dirhemeyni. Ömer ibn Abdülaziz'in hayatı İslam tarihinde Ömer ibn Abdülaziz dönemi kadar ümmetin rahat yaşadığı bir dönem olmamıştır. Maddi bakımdan refahın zirve noktaya geldiği bir noktadır Ömer bin Abdülaziz'in dönemi. Ne ondan önce ne de ondan sonra. Maddi bakımından refahın ümmeti bu kadar yayıldı öyle refahın yayıldığı bir başka dönemi görmek mümkün değil. Ama kendisine bakıyorsunuz. Onun bir gün ailesiyle beraber bütün harcadığı sadece iki dirhem. En fakirin yaşadığı gibi yaşadı ve bütün onun nafakası bir günlük nafakasının tamamı sadece iki dirhemdi. Dirhem, evet, gümüş para için kullanılıyor, dinar altın için kullanılıyor da, evet, yani o günün dirhemini bugünküyle bir mukayese ettiğimizde, evet, utanacağımız kendi hayatımızda baktığımızda rakam çıkabilir karşımıza. Bir sonraki rivayet şöyle. Hadde Haddesene Abdullah. Kal ha. Burada işte şimdi Ahmet İbni Hanbel'den rivayet ediyor oğlu Abdullah. Ahmet İbni Hanbel, hocası Abdurrahman'dan. Ansüfiyen kale, kale Umar İbni Abdülaziz. Men lem yu'idde kelamehu min amelihi kesurat zünubuhu. Evet. Çok enteresan bir ifade bu. Konuştuğu sözü Amelinden saymayanın günahı çoktur. İnsan ağzından çıkan her söz onun amelidir ve o yazılıyor. Ve ondan sorulacak. Dolayısıyla insanın her konuşması amelidir. Dolayısıyla konuştuğu her söz, her kelime, her cümle karşısına çıkacak bir amel olarak. Evet, böyle. Haddesene Abdullah, haddesene Ebi, haddesene Veheb.

Ekteru salaten ve savmen min Umar'a. Evet. Fatıma. Hazreti Ömer'in, Ömer, Ömer İbni Abdülaziz'in hanımı Mughire'ye diyor. İnsanlar içinde en çok nafile namaz kılan, en çok oruç tutan Ömer İbni Abdülaziz. inni a'lemu inni a'lemu ennehu kad yekunu minen nas men huve ekseru salaten ve savmen min umara. ve imma en ekuna ra'aytu raculan eshedde faraqan min Rabbihi azze tam tersi tercüme ettim yanlış yaptım evet inni <laughs> a'lemu ben biliyorum ki ennehu kad yekunu minen nas men huve ekseru salaten ve savmen min umara. çok özür diliyorum ben biliyorum ki Ömer bin Abdülaziz'den daha çok namaz kılan, daha çok oruç tutan insanlar vardır. Fe inne en ekuna ra'aytu raculan ashadda farqan min rabbihi azza ve cel min Ömer bin Abdülaziz. Fe <laughs> inni lem arahu. Ve ben diyor Allah'tan Ömer bin Abdülaziz kadar korkan bir insan görmedim. Bir insan bilmiyorum. Kana iza salla el-ashya el-akhirah enka nefsehu fi, mes fi mescidihi fe yed'u ve hatta yaglibahu aynuhu. Bu akşam yatsı namazını kıldıktan sonra mescidine çekilir, dua eder, sonra başlar ağlamaya. Ne zaman ki göz kapakları hakim olur kendisine dalar. Sümeyen tebihu sonra uyandığında yine yatsıdan sonra bir parça işte kes, şekerleme mi diyorlar kestirme mi sonra uyanır sonra tekrar duaya başlar feyed'u ve yebki sonra dua eder sonra tekrar ağlar hatta aynı aynuhu kezalike hatta yusbiha sabaha kadar böyle devam eder diyor yani dua eder ağlar sonra göz kapakları tutamaz göz kapaklarını az bir uyuklar sonra tekrar uyanır duaya başlar sonra tekrar ağlar ta sabaha kadar diyor bu böyle devam eder yani ondan daha çok Allah'tan korkan Allah korkusuyla gözyaşı döken kimseyi görmedim diyor rahmetullahi aleyhe Hazreti Ömer İbni Adil Aziz'in hanımı Fatıma evet uzunca bir hadis var. İnşallah bitirmeye muvaffak oluruz. Bir saatte kesilecek çünkü. Evet. Haddesene Abdullah kâle haddeseni ebi haddesene yezid kâle embe ene cerir ibn-i hazim kâle haddesene ziyad ibn-i ebi ziyad kâle erseleni ibn-i ayyâş ibn-i ebi rebi'a ila Omar Omar ibn-i Abdülaziz ila havâice lehu fakat دخلت عليه وعنده كاتب يكتب yanına girdim diyor üzülüyor Ziyad bin Ebi Ziyad dedi ki Erseleni İbn Ayyash İbn Ebî Rebîa ile Ömer bin Abdülaziz İbn Ayyash İbn Ebî Rebîa bini bir ihtiyacı ile alakalı Ömer bin Abdülaziz'e gönderdi. Fedahaltu aleyhi ve indehu katibun yektubu. Yanına girdiğimde halifenin yanında katibi vardı, yazıyordu. Fekultu esselamu aleykum. Selam verdim girince. Fekale ve aleykum selam. Sümmen tehitu. Sonra kenara geçtim bir yerde oturdum diyor. Fekultu esselamu aleyke ya emiral müminin. Ve rahmetullahi. Evet, Kâtib'in yanından şeye geçmiş. Emir Müminin yanına geçmiş Ömer bin Abdülaziz. Ona selam veriyor. Esselamu aleyke ya Emir al Müminin ve rahmetullahi aleyke. Fekale ya İbn Ziyad, inna lesne nünkir el öle elleti kulte. Biz o birinci verdiğin selamı kabul etmedik değil ki diyor. Ama senin beklemen lazım. Bunu kastediyor orada. Yani neden ikinci selamı verdin? Vel katibi yakrahu aleyhi mezalime caet minel basra. Basra'dan gelen şikayet mektupları vardı. Onları okutuyordu katibe Ömer bin Abdülaziz. Fekale li iclis. Bana dedi ki diyor otur. Fecelesu ala üsküffetil babi. Kapının sövesinde oturdum. Ve huve yakrahu aleyhi ve umaru yeteneffesu es Katip okumaya devam ediyordu. Ömer İbni Abdülaziz de iç çekmeye devam ediyordu. Oradaki fitnelerin anlatıldığı, oradaki imtihanların anlatıldığı, oradaki olayların, olumsuz olayların anlatıldığından dolayı yeteneffesü, es-sa'da, öyle iç çekiyordu diyor. Felemme okuması bitince katibin, ahrece men kâne fil beyti hatta vasifen. Oradakileri çıkardı evden diyor Ömer bin Abdülaziz. Hatta vasife de çıkardı. Kâne fihi oradaydı o. Sümme kâme yemşi ileyi sonra bana doğru geldi. Hatta celese beyne yedeyye önümde oturdu diyor Ömer bin Abdülaziz. Ve vada ileyhi ellerini dizime koydu benim. Tüm makale sonra şöyle dedi. Yebne Ebi Ziyad fi Mil ra'atike Evet. Siyadın bir cübbesi var. Yünden. Ve aleyye midra'atun min sufin. Ve istarahte mimma nahnu fihi elini onun üzerine koydu diyor ve elini ısıttı. Üşüyordu elleri. Benim yünden olan kaftanıma elini sürdü. Evet. Yebne Ebi Ziyad isted fi midra'atike hâzihi. Isındın mı sen bu kaftanından dolayı? Kale ve aleyye midra'atun ''Minsufin'' min ölümde üstümde diyor bir şeyden yünden bir kaftan vardı. Ve starahte mimma nahnu fihi. Bizim yanımızda bulunduğundan dolayı sen rahatsız olmadın değil mi diyor. Tüm meseleleri an sulahai ehli medineti ricalihim ve nisaihim. Sonra bana Medine'deki salih insanları kadınıyla erkeğiyle onları sordu diyor. Feme terake minhum ahaden illa seeleni. Kimler varsa kimler yoksa onların hepsini sordu bana. Ve seeleni yani umurin kâne emara bihe bil medineti. Sonra Medine ile alakalı verdiği talimatlarla alakalı, uygulanmasıyla alakalı onları sordu. Ben de onlara haber verdim diyor. Tüm mekale yebne ebi ziyad eme tera ma vaka'tu fihi. Biliyor musun başıma gelen şeyler. Kale <laughs> kultu ebşir ya müminin ercu leke hayran. müminin diyor ki ben senin bütün uygulamalarının Allah rızasını gözettiğin hayırlı emirler olduğunu, hayırlı uygulamalar olduğunu ümit ediyorum. Yani sen gayrimeşru bir emir, bir talimat vermedin. Emirlerin hepsi senin talimatların hepsi hayırlıydı diyor. Yani Cenab-ı emirlerini sen insanlara ulaştırdın. Kale heyhet, heyhet. Sümme sonra ağlamaya başladı diyor. Hatta cealtü ertilehu. Ben onu şeye başladım diyor. E, teselliye başladım diyor. Baktım. Teselli etmem gerekiyor. Sümme evet. Kale kult ya emir müminin. Ba'du ma tesna'u fe inni ercu hayran. Senin bir takım uygulamaların var ki sen onlar da hayır murad etmiştin. Ben onların hayırlı olduğunu düşünüyorum. Öyle ümit ediyorum. Kale heyhate heyhat. Heyhat diyor. Eştimu Vela üçte Ben kötü söz söylüyorum ama kimse bana kötü söz söylemiyor. Ve adri bu, vela bu. Ben dayak atıyorum, vuruyorum ama kimse bana vurmuyor. Ve üzi vela la Bir kısım kimselere eziyet ediyorum ama kimse bana eziyet etmi etmiyor. Sümme kâle beke hatta cealtu ertilehu. Yine başladı ağlamaya diyor. Ben onu teselliye başladım. Fe hatta kada heveici ve onun yanında bulunduğum süre içinde ihtiyaçlarımı giderdim. Beketebe ile Mevla'ya onun emiri göndermiş katibini. Bu katip Beketebe ile Mevla'ya benim efendime bu zat haddi zatında köle onun sahibine yani şimdiye kadar kendisiyle konuşan kölesi, köleydi Medine'den o zatın kölesiydi. Şimdi diyor benim efendime yazdı. Yeselhu en yebi ani minhu. ve efendimden beni kendisine satmasını satılmasını talep ediyor. Ömer bin Abdülaziz bu kölenin sahibine onu bana sat diyor yani. Tüm ahrace min tahti 20 dinaran. Sonra Ömer bin Abdülaziz yatağının altında 20 dinar çıkardı. Fekale İsta'in bi hâzihî. Bunu kullan dedi. Bunu değerlendir dedi. Fe innehu lev kâne leke fil fey-i afaynâke. Eğer feyden bir hakkın olsaydı sana onu verirdim diyor. İnne me ente abdün sen fey alabilecek şer'an kölelere fey düşmüyor. Sana fey veremiyorum. Ben sana kendi nafakamdan bu 20 dinarı verdim diyor. Fe ebeytu ben kabul etmedim diyor. Almayı istemedim. Fe ebeytu ene istemedim almayı. Fe kâle innemâ hiye Bu benim nafakamdan dedi diyor. Benim öz ona evet harcamam için verilenden de. lem yezel bi hatta ahastu. O kadar ısrar etti ki mecburdan aldım diyor. Ve kitabıyla Mevla'ya yes'elhu en yani ve benim efendime yazdı beni kendisine satmasını evet febe ama sahibim kabul etmedi diyor ve atakani beni sahibim hürriyetime hürriyetine kavuşturdu. Evet 1749. hadise geldik. Biz bir, bir saat demiştik. Önümüzdeki derste inşallah Cenab-ı Hak lütfederse 1749. hadisten itibaren sizinle beraber okuruz. Ve sallallahu aleyhi seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve ashabihi ve ezvecihi ve etba'ihi ve zirriyati ecma'in. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Arkadaşlar dersimiz böyle devam ediyor. Bu bir tanıtım dersi gibi kabul buyursun arkadaşlarımız. Evet, iştirak eden arkadaşlarla beraber inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Allah razı olsun hocam. Ağzınıza sağlık. Cümlemizden kardeşim. Kalkıtan arkadaşlara da çok teşekkür ediyoruz. Umarız onlar da bizimle bu yolculukla devam ederler. Yakında inşallah kayıtlar için form yayınlanacak. Telegram kanalımızı takip ederseniz arkadaşlar oradan başvurularınızı yapabilirsiniz. Sizleri de görmekten çok mutluluk duyuyoruz. Hep beraber devam ederiz inşallah okumaya. Çok teşekkür ediyoruz tekrar hocam. Katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum kardeşim. Allah razı olsun. Amin inşallah. Ee, sorusu olan ya da katkıda bulmak isteyen varsa buyurabilir arkadaşlar da. Yoksa müsaadenizle dersi son